Değerli Dost TV izleyicileri, tecrübeyle sabit programıyla ekranlarınızdayız. Her hafta Dost TV ekranlarında yapmış oldukları çalışmalarıyla önemli çalışmalar ifa etmiş, topluma örnek olmuş isimleri, ticaret hayatındaki çalışmalarıyla ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış isimleri burada ekranlarınıza getiriyoruz. Bu haftada misafirimiz İksaro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Dağlar Beyefendi. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaptır. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, hamdolsun. Çok şükür. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Ömer Bey, programımızın formatında sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan bahsedeceğiz. Bugünlere nasıl gelindiğini, bu işin ilk başından bugüne gelen serencamı birlikte ekranlara yansıtmaya çalışacağız. Bildiğim kadarıyla sizin pek çok memleketiniz var. Aslen nereliydiniz? 1970 yılında Kars Sarıkamış'ta doğdum. Anne tarafım Erzurumlu, baba tarafım da Rizeli. Ve 1970 yılının Haziran ayında da Ankara'ya geldik biz. Tabii 3 tane memleketin olması insana gurur veriyor. Çünkü 3 tane kültürü bir anda mozaiğini yaşıyoruz biz kendimiz. Ama Ankara tabii yaklaşık 54 yıldır da Ankara'da ikamet ediyoruz. Artık Ankaralısınız. Evet, şu anda Ankara'yı tabii daha iyi biliyorum. Bugün Ömer Bey, sizin yapmış olduğunuz çalışmaları, şirketinizin geldiği konumu konuşacağız. Kimya sektörüyle iştigal ediyorsunuz. Kimyanın pek çok kolunda varsınız. Bu iş nasıl oldu? Yani bir aile şirketi miydi? Nasıl başladınız? İlk adımınız ne olmuş oldu? Şimdi öncelikle tabii ki şuradan başlayayım ben. Ben tabii ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi Ankara'da okudum. Bir tercih yapmam gerekiyordu. Önce ailemiz bizlere tabii ki bir ticaretle uğraşan bir aile içinde büyüyorum. Ama burada ticaretle mi uğraşacaksın yoksa Ankara'da olmanın biliyorsunuz bir de bürokrat ve memur tarafı var. Evet. Ankara'da herkes böyle bir memur olma şey sevdası vardı bundan 30-40 yıl önce. Hala öyle olmuş. Hala devam ediyor. bana burada işte tercih noktasında bıraktılar ve ben kendimi ticarete daha yakın hissettiğim için önce kendimi bir yokladım. Buradan da bunu tavsiye ederim gençlere. Yapmak işte tercihlerde mutlaka insan kendini önce bir tanımalı bence. Kendisini tanıdıktan sonra tercihini doğru yapmalı. Babanız ne iş yapıyordu? Yani babam benim 9 yaşındayken vefat etti. Allah rahmet eylesin. O yüzden de babadan, aileden kalan bir şey yok. Ticaret tamamen sıfır bir şekilde başladı. Ben kimya sektörüne 90, bizim esasında tekstil kökenliyiz ailemiz. Ama 97 yılında biz bir, biliyorsunuz Ankara'nın meşhur bir markası vardı. Eyüp Sabri Tuncel firması. O firmanın distribütörüyle başladık. Evet. Daha sonra o sektörde biz kimya ile ilgili olan alanlarda kendimizi geliştirdik. Ve ben bu sektörü sevdim. Bir gelecek gördüm. Türkiye'de kimya alanında oldukça şu anda iyi bir noktada ve büyüyor. Biz de kimya alanında başladık, üretime başladık ondan sonra. Distribütörken bir üretiminiz yoktu. Yoktu. Satış, evet. Pazarlamayla devam, aynen, ediyordunuz. Evet. Akabinde üretime başladınız. Evet. Yani şöyle, benim bir içinde zaten bir üretim sevdam var. Yani genelde bazı insanlar içerisinde üretim, o rahmetli Sakıp Sabancı'nın bir demeci vardı, hiç unutmam ben. Kendisini biliyorsunuz bir ameliyat geçirdi, beyin ameliyat geçirdi Amerika'da. Evet. Onu ziyarete gelen gazetecilere sormuştu, demişti ki, Sakıp Ağa derlerdi ona biliyorsunuz, hı-hı, en çok Türkiye'de neyi özledi? O da, o güne kendi güzel bir üslubu var biliyorsunuz. Vallahi dedi, iki tane şeyi çok özledim. Bir tanesi dedi, ezan sesini çok özledim dedi. Amerika'da ezan sesi, evet, duyamıyor çünkü. İkincisi de o fabrikaya giriyorum, o makinenin sesleri tıkır 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 tıkır, o sesi çok özledim derdi. Rahmetli'nin içinde bir üretim sevgisi vardı. O okuduğumu beni de etkiledi. Ben de üretimi çok seviyorum. Üreten bir toplum olmamız gerektiğini düşünüyorum. Halen o düşüncedeyim şu anda. İlk peki, yani distribütörken devam ediyordunuz zaten işe. Böyle yeni bir atılıma girmeye, bir risk almaya sizi iten şey ne olmuştu? Şimdi üretimde bir markalaşmak Türkiye için çok önemli. Türkiye genelde biliyorsunuz hala markalaşmanın sıkıntısını yaşıyor şu an dünyada. O yüzden de biz kendi markamızda üretim yapıp bu markayı biz hem Türkiye'de hem de dünyada bir yere getirmek için çok sevdalandık diyeyim ben. Zor bir iştir, kolay bir iş değildir. Ama biliyorsunuz bizlerde şöyle bir şey vardır. Biz gerçekten bu noktada çok çalışkan bir toplumuz.
Ve aynı zamanda da çok hırslıyız. Başarmak istersek bunu bir şekilde o gayret göstererek bunu elde edebiliyoruz. Şu anda bizim kimya sektörü yaklaşık 150 ülkeye ihracat yapıyor. Ve şu anda benim bildiğim kadar 50 binden fazla üretim fabrikalarımız var. Ve bunların hepsi şu anda çok güzel yoğun şekilde çalışıyor. Biz de şu anda marka olarak Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Karadağ'da ve Kıbrıs'ta mağazalarımız var. Ve şu anda 30 tane ülkede ihracat yapıyoruz. Yani ben bir yurt dışına gittiğim zaman bir Türk vatandaşı olarak oradaki Türk markaları gördüğüm zaman çok gurur duyuyorum ve çok mutlu oluyorum. Bunu ben ümit ediyorum ki bütün Türk vatandaşları böyle hissediyordur. Herkes böyle hissediyordur. O yüzden de orada bir tane bir Türk markası, bakın kendi markam demiyorum. Türk markası gördüğüm zaman gurur duyuyoruz ve çok mutlu oluyoruz. O yüzden biz de öyle olmak istiyoruz açıkçası. Ben biraz daha eskilere gitmek istiyorum Ömer Bey. Şimdi 9 yaşında babanızı kaybettiniz. Evet. Ve bugün geldiğimiz noktada pek çok ülkeye ihracat yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanısınız. Evet. İşte eğitim hayatınızı tamamladıktan sonra o süreç nasıl gelişti? Yani burada sizin hayat, bizim programımızın formatında biz hayat hikayelerinden kendimize acizane dersler çıkartmak istiyoruz. İşte bu sizin hikayeniz de bu noktada çok önemli. Üniversite ve akademik hayat ve bir yandan da devam eden ticaret hayatı nasıl gelişti bu süreç? Şimdi Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine geçen kazancının %9'u biliyorsunuz ticaretten, onda 9'u ticaretten geçiyor. Şimdi ben ticareti çok seviyorum. Ve çok hareketli bir insanım. Yani ben şu anda 24 saatin 19 saat durmadan çalışmayı seven bir insanım. Başarıya çok böyle adapte olmuş bir insanım. Gayret göstermeyi çok seviyorum. O yüzden de ben ticaret hayatına başlamadan önce başından geçen bir şeyi anlatmak istiyorum size izin verirseniz. Çok Ankara'nın ileri gelmiş bir ticarette bir şirketi vardı. Kendisi sahibi de çok böyle aynı çalışkan bir insanlardı. Ticareti öğrenmek için ondan ben bir önce dedim ki akıl almak istiyorum dedim. Kendisi çok yoğun, telefonları yoğun çalışıyor falan. Ziyaretine gittim. Siz o zaman ne yapıyorsunuz? Ben o zaman daha ticarete başlamadım. Ticarete başlamadan... Yaş kaçtı yani? Yaşım daha o zaman 23 yaşındayım. Kendisi ziyaretine gittim. Kendisi yine çok yoğun bir şekilde telefonlar, işte görüşmeler falan yapıyor. Ben de bir tanıdık vesilesiyle onu ziyaret etmiştim. Odasına girdim, kafamı şöyle uzattım. Efendim dedim, eğer müsaitseniz dedim, sizden bir akıl almak istiyorum dedim. Bu kişi bu lafı duyunca çok hoşuna gitti önce. Çünkü genelde biliyorsunuz birileri gittiği zaman ya iş ister ya para ister. Ben de gün geçirmiş ve başarılı olan bir iş adamından akıl almak istediğim için ona başvurdum. Sonra telefonları bıraktı, kimse içeri almayın dedi. Bak yavrum dedi, ben sana dedi bir öğüt vereceğim dedi, bunu uygula dedi. Buyurun efendim dedim. Ben dedi her sabah namazdan sonra uyumam, şirketin başına en erken ben gelirim. Bismillahirrahmanirrahim dedim, dükkanın kapısını açarım. Kendisi Gimat'ta bir esnaftı. Ben bugün çok çalışacağım, çok çalışacağım, çok çalışacağım. Sonra akşama bir tane helikopter alacağım. Hedefimi belirledim derdi. Sonra bu sabahtan gelir gelmez akşama kadar gerçekten de çok çalışırım. Ama akşamda olduğu zaman bir bakarım ki bir tane bisiklet almış. Ya Rabbi sana çok şükür sonsuz olsun. Ben çalıştım, gayretimi gösterdim, sonuç senden. Sen de bunu bana nasip ettirdin diye dua ederim. Ertesi sabah yine herkesten önce gelirim. Yine aynı şekilde kendime bir hedef belirlerim. Ben bugün çok çalışacağım, çok çalışacağım, bir tane motosiklet alacağım derim. Örnek veriyorum ben size. Evet. Akşama kadar yine çok çalışır, hiç durmadan çalışır. Akşamda Rabbim ona bir tane nasip eder. Ya Rabbi ben çalıştım ama sen bana nasip ettin diye dua ederim. Şimdi bizler de ticaretle uğraşanlar bence gerçekten bir kere çok çalışmamız gerektiği bir kesinlik bu. Ama çalışmanın sonucunda rızkın Allah'tan geldiğini unutmadan ve ona şükrederek kesinlikle bu şekilde bence yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka hedef olmalı. Ticarette hedefsiz olmaz ama para hırsıyla değil de bunu mutlaka bir şekilde Rabbimizin rızasını kulluk görevini yaparak yapmak olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Bu
Bugün hala zannediyorum dükkanını erken açanlardansınız. Evet, yani. Ben berekete çok inanan bir insanım. O yüzden de maalesef bu zamanda hani her geçen gün İslam ticaret ahlakının maalesef yavaşladığı, herkes tarafından çok uygulanmasında zorlukları yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz. Sabah erkenden iş açmak hem Peygamberimiz Efendimiz'in sünnetidir hem de işin bereketidir. Ben buradan tavsiye ederim, mutlaka ticaret uğraşanlar sabah erkenden dükkanları kendileri açsınlar. Bu tavsiye ile başlayan bir ticaret hayatınız var. Evet. Akabinde süreç nasıl gelişti Ömer Bey? Şöyle, biz üretime başladık, mağazalaşmaya başladık ama çok yoğun çalışıyorum yine bu tavsiyeyle. Erkenden açıyorum, gece saat 11'lere kadar çalışıyorum, 12'lere kadar çalışıyorum. Bazen 4 saatte çalışıyorduk bazen. Ya bu esnada şunu ben gördüm, kesinlikle evet çalışmamız gerekir ama mutlaka ticaretimizi helal yoldan yapmamız gerekiyor. Yani kazancımızı mutlaka haram karıştırmamız gerekiyor. Eğer kimseyi kandırmazsak ticaretimizde, helal kazanç eğer kazanırsak, Rabbim zaten o çalışkan insana rızkını zaten bol bol veriyor. Verdiğimiz helal kazançlarımızı helal yolda da eğer harcayabilirsek, zaten bazen istemediğin zaman büyümeye başlıyorsun. Ben her zaman bazen gençlere şu tavsiyede bulunuyorum. Diyorum ki, dağcılar vardır. Bu dağın zirvesine çıkmak isterler. Değil mi? Evet. Peki bu dağcılar dağın zirvesine çıkarken ölüm kalım savaşı verirler. Mücadele verirler. Burada sıkıntılar yaşarlar. Dağın zirvesine çıkarlar. Ve dağın zirvesinde bayrağı dikerler. Ama kimse bunlara ne para verir, ne altın verir. Hiçbir şey vermez. Niye bunu yapıyorlar diye bir düşünmek lazım. Ben bunun başarı hazzı olduğunu düşünüyorum açıkçası. O başarı hazzı bunları yaptırıyor bu şekilde. O yüzden bence ticarette her zaman önce para kazanmak değil de işinde ne kadar daha çok fazla başarılısın, ne kadar daha işini düzgün yapıyorsun ve çevrenden bu noktada eğer güzel tavsiyeler alabiliyorsan eğer ve senin hakkında güzel bir intiba yaratabiliyorsan o başarının hazzı arkadan zaten diğerini getiriyor zaten. Şöyle mi diyelim? Şimdi biz bugün her şeyi metalaştırarak anlıyoruz. Evet. Ticarette de başarılı olan insan fazla para kazanan insan şeklinde değerlendiriyoruz evet. Bugün. Ama bizim çerçevemizden baktığımızda bu doğru bir şey. Belki doğruluk tarafı olmakla beraber esas olan şey bu değil. Değil mi? Aynen öyle. Yani para kazanmak bazen saman alevi gibidir. Çok para kazanabilirsiniz ama parayı bir şekilde çok çabuk bir şekilde kaybedebilirsiniz. Evet. Çok güzel bir söz var. Derler ki para mı seni yönetiyor, sen mi para yönetebiliyorsun? Eğer para seni yönetebiliyorsa zaten onun esiri olmuş demeksin. Artık zaten bir şekilde ahirete kaybetmiş demektir. Ama eğer sen para yönetebiliyorsan bu sefer zaten onu istediğin gibi yönlendirebilirsin. Burada şu çok önemli. Günümüzde gençlerimiz kurumsallaşma dediğimiz bir olgu var biliyorsunuz. Şirketlerimizi çok güzel büyütüyoruz ama şirketlerimizi daha sonra maalesef kurumsallaştıramıyoruz. Bu noktada çok zafiyetlerimiz var. Babadan oğula geçtiği zaman çok şirketlerimiz bizim batma noktasına geliyor. Çünkü çocuklarımızı bu noktada çok iyi yetiştiremiyoruz. Şirketin kurumsal ahlakı, kurumsal kimliğini iyi vermek lazım çocuklarımıza. Aynı zamanda şirkette çalışan tüm yöneticilerimize. Bence bu çok önemli. Şirketlerde mutlaka bir mutluluk endeksinin de mutlaka kurulması lazım. Şimdi bunu biraz açalım. Mutluluk endeksi nedir? Evet. Mutluluk endeksi şudur. Bir kere çok fazla derecede insanları, çalışan personelimizi sıkmamak gerekiyor. Yani burada işin maddi tarafıyla beraber bence diğer taraf da önemli. Yani insan, çalışan elemana bir kere kıymet vermeli. Onun sıkıntılarını bir yerde kendi sıkıntıları gibi görmeli ve onun sıkıntılarını paylaşmalı. İletişim kanallarımızı, personelimizle ve yöneticilerimizi çok iyi kurmamız gerekiyor. Eğer çalışan insanları biz bir emanet olarak görebilirsek, bakın onlar bizim emanetimiz olarak görmemiz gerekiyor. Onların sıkıntılı olan zamanlarda yanlarında olabilirsek, onların mutluluğunda yanında olabilirsek ve iletişim noktasında bu hakkaniyet noktasındaki şeyleri eğer verebilirsek kendilerine, o zaman o insan burada mutlu oluyor. Ben yabancı büyük bir Avrupa'da bir firmayla bir görüşmemde bize şunu söylediler. Biz size ürün üretirmek istiyoruz. Ama personelize gelip mutlu olup olmadığını size soracağız. Eğer personel mutluysa biz size işi vereceğiz dediler.
Bu beni çok etkiledi. Yani yabancı birisi bunu bana demesine gerek yok. Bunu ben yapmalıyım zaten personelimle. Mutlu olan personelin seve seve gelmesi lazım iş yerine. Ayakları geri gerikmemesi lazım. O yüzden biz devamlı personelimize bununla ilgili her ay düzenli bir şekilde onlara sorular soruyoruz. Cenazeleri varsa cenazelerine gitmeye çalışıyoruz. İşte mutlu olduğu günde yanında olmaya çalışıyoruz. Sosyal aktivite yapmaya çalışıyoruz. Aman personel mutlu olsun. Çünkü mutlu o zaman başarı geliyor. Burada belki işi çalışan işveren ilişkisi üzerinden değil de bir iş ortağı misali. Tabii. O ama bu belki de iki taraflı bir şey değil mi? Yani tabii. Yani tek taraflı olarak sizin ama bunu bir işveren baştan kendisine vermesi gerekiyor. Ve verirse karşılığını alan insanlara beraber devam etmesi lazım. Evet. Yani iş orada çalışan kişinin de çalıştığı müesseseyi yani sadece maaş aldığı yer olarak değil de her şeyiyle mesul bir kişi gibi değerlendirmeli değil mi? Doğru. Ben bir de hani gençlerimizden ticarete başlayacak olanlarla ilgili bir tavsiyede bulunmak isterim. O da şu, ben ticaret hayatıma daha başladığım dönemlerde Türkiye'nin ileri gelen tüm büyük holdinglerinin sahiplerinin kitaplarını okudum. Evet. Ticarette bunlar nasıl başarılı olmuşlar? Hangi aşamalardan geçmişler? Nerede sıkıntı yaşamışlar? Sıkıntı anında nasıl bir çözüm bulmuşlar? Bakın dışarıdan baktığınız zaman bir büyük bir holdingin, büyük bir şirketin aşamaları hiç kolay olmuyor. Hele bir de bu Türkiye gibi tamamen böyle bir ne diyelim stratejik bir topraklarda şu anda yaşıyoruz. Bu toprakta yaşamak çok kolay değil. Çok kıymetli toprak yaşıyoruz. Burada her türlü ekonomik kriz olabilir. Her an her şeyle karşılaşabilirsiniz. Ama bunların hepsinde tedbir olmak lazım. O kişilerin okumuş olduğum kitaplarından ben çok dersler çıkarttım. O yüzden de ticaret yapacaklar, işverenler, eğer patron olmak isteyenler varsa bu tecrübeli insanların hayat hikayelerini mutlaka okusunlar. Bizim programımızın formatı da tam olarak bu. Yani sizin orada kitapta okuduğunuz, edindiğiniz bilgileri kendi hayatınızda yaşamış olduğunuz hadiselerle birleştirerek çıkartmış olduğunuz tecrübeleri yeni nesillere, genç girişimcilere, diğer ticaret erbabı olan kişilere bir aktarım mekanizması olarak görüyoruz. Şimdi Ömer Bey, biliyorsunuz ticaret zor iş. Evet. Ve hakikaten hani bir laf vardır ya, ekmek aslanın ağzında, o misali böyle koşturmak, uğraşmak, kazanmak için mücadele etmek gerektiren, hayatın her alanı belki böyle ama ticarette belki başka sorunlar var. Ve bugün geldiğimiz noktada ticaretin kabul edilmiş kendi içerisinde kuralları var. Bunlar bazen bizim temel ilkelerimizle örtüşebiliyor, bazen de çatışabiliyor. Ama maalesef geldiğimiz noktada yani tırnak içerisinde söylüyorum bu söyleyeceğimi. Ya abi bu iş böyle yapılıyor diyor. Yani bu işi yapmak istiyorsan bunu işin kurallarına uymak zorundasın şeklinde bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Bunları uzun uzadıya anlatabiliriz. Yani işte faizli işler, işte az önce bahsettiğiniz işçi işveren ilişkisi, diğer rakip olduğunuz firmalarla kurmuş olduğunuz ilişkiler vesaire. Burada yani ahlaklı ticaret mi diyelim, etik ticaret mi diyelim ya da temel ilkelerimiz çerçevesinden ayrılmadan doğru ticaret mi diyelim? Bunu nasıl yapabilecek bir insan? Yani bugün bu sadece ticaretin yaşadığı bir sorun değil. Zannediyorum hayatın pek çok yerinde biz bunu yaşıyoruz. Ama az önce dediğim gibi burada çekişme daha fazla. Yani sizin bu konuda yaşadığınız belki sorunlar, bize aktarmak istediğiniz nelerdir? Şimdi şunu söyleyeyim. Biz şu anda her geçen gün daha çok kapitalist ekonomi düzeni içerisinde yaşıyoruz şu anda. Bu kapitalist ekonomi düzeni maalesef bizim düzenimiz değil. Yani batıdan gelmiş olan bir düzen. Halbuki bizim ticaret noktasında çok güzel örneklemelerimiz var. Yani bir Peygamber Efendimizin bir İslam ticaret ahlakı var, bir düzeni var. Bunları bize sünnetleri bize iletiyor zaten. Örneklemeleri de var zaten. Bu aynı zamanda Osmanlı'da da çok güzel bir şekilde yine yapılmış. Şimdi biz şu anda açıkçası kapitalist düzenle bu ticaret, İslam ticareti ahlakı noktasında biraz sıkışmış vaziyetteyiz şu anda. Bakın şu anda biz
daralmış vaziyetteyiz. Bizim yeniden İslam medeniyetini yeniden bir günümüze belki yorumlayıp yeniden bu düzene geçmek zorundayız. İslam medeniyetinde ne var? Osmanlı döneminde papazlar vardı biliyorsunuz İstanbul'da. Bunlar sabah erken kalkıyorlar, sabah erken saatinde fırına gidiyorlar, ekmek alacaklar. Fırıncı papazı karşılıyor, diyor ki şu anda diyor ben diyor siftah yaptım, biliyorsunuz o hikayeyi. Komşum var, lütfen diyor oradan alın, ben siftahım yaptım diyor. Papazlar oradan çıkıyor, diğer fırına gidiyor. Fırıncıdan ekmek istiyorlar, diyor ki biz siftahımızı yaptık diyor, şuradaki komşuma gidin. Papazları 3 tane fırını dolaştırıyorlar. En sonunda ilk geldiği fırına tekrar gelip ekmeği oradan alıyorlar. Bakın bu bizim İslam medeniyetindeki çok güzel bir ticaret ahlakı. Yani biz sadece parasıyla kendi benlik duygumuza kendimize değil, aynı zamanda mutlaka isar duygusuyla karşıma düşünmek zorundayız. Eğer biz İslam medeniyetini tam layıkını anlayabilirsek ve uygulayabilirsek zaten çözüm var zaten. Yani burada bir kere ticarette bize faizi biliyorsunuz herkese ulaştırmaya çalışıyorlar şu anda. Yani faiz işine girenlerin bereketi olmaz. Rabbim bunu zaten Kur'an'da ve sünnette belirtiyor zaten Peygamberimiz. Yani burada bereket olmaz. İşlerini döndüremezler. O yüzden de bence bu faiz sistemin içine girmeden ticaretimiz daha böyle ahlaklı ve öz sermayelerimizde. Bakın biz öz sermayelerimizde ticaret yapmıyoruz. Ömer Bey kısa bir aramız var. İzin tabii. Verirseniz. Tabii. Burada iki hususa değindiniz. Birincisi bereket kavramı. İkincisi öz sermayeyle yapılacak ticaret. Reklam, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyicilerimiz kısa bir reklam arasından sonra tekrar görüşmek üzere. Değerli seyircilerimiz Dost TV ekranlarında tecrübeyle sabit programıyla ekranlarınızdayız. Bugünkü konuğumuz İksoro Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Dağlar Beyefendi. Reklam arasından önce bereket kavramı üzerinden devam ediyorduk. Ahlaklı ticaret nasıl olur bunu konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim Ömer Bey. Evet. Kısa reklam aramızdan önce eğer doğru bir usulle ticaret yapmazsak Allah işin bereketini kılmaz dediniz. Evet. Anladım. Buradan devam edelim buyurun. Şimdi bir kere ticaretimizin mutlaka kuralların olduğu bir her şirketin kendi kurumsal bir kimliğinin olduğu bunun için mutlaka firma sahiplerinin belli bir planlamaların olması gerektiği, artık günümüzde anlık hareketlerin olmadığı, yıllık planlamaların olduğu, bununla ilgili mutlaka eğer yeterli bir eğitim yoksa eğitim olması gerektiği, yabancı dil mutlaka çok önemli. Yani ben gençliğimde bu ne işe yarayacak dediğim her şeyin hayatımda karşıma çıktığını gördüm. O yüzden de gençlere tavsiyem ya bu ne işime yarayacak demesinler. Sonra ileride hepsi karşılarına geliyor. Onları mutlaka eğitimlerini alsınlar kesinlikle. Bu noktada şirket kurumsallaşma noktasında yurt dışı özellikle dünyayı tanımaları gerekiyor. Günümüz artık buna çok fazla elverişli şu anda. O yüzden de dünyadaki gelişmeleri, dünyadaki ekonomi düzenleri. Yani ben önceden derdim ki işte ya iş yeri sahibi malı alır, üretir, satar. İnanın öyle değil. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşı beni etkiliyor. Şu anda İsrail-Gazze savaşı beni etkiliyor. İran'daki durum beni etkiliyor. Yani ben şu anda hem dünyayı çok iyi tanımak zorundayım, eğer dünyaya mal satıyorsam. Oradaki ülkelerin ekonomi durumlarını çok iyi bilmek zorundayım. Coğrafyayı çok iyi bilmek zorundayım. Yani kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız dünyada gelişmeleri, ekonomileri, savaşları, stratejileri bunların hepsini bence bir yerde izlemek zorunda. Ve bunlara göre etmek. Ben şimdi Ukrayna'da benim 5 tane mağazam vardı bakın. Evet. Bu savaştan sonra 5 tane mağaza hemen anda kapandı mesela. Yani Rusya'ya benim ihracatım vardı mesela şu anda. Biraz azalmaya başladı. Yani ülkelerin kendi arasındaki ekonomik ilişkiler bile seni ticareti etkilemeye başladı şu anda. Ama yeni pazarlar bitmiyor. Yani o pazar eğer biterse yeni pazara mutlaka girmek zorundasınız. Türkiye'deki üretim yapan fabrikalarımızın şöyle bir strateji var. Ben bunu söyleyeyim size. Tamamen iç piyasa satarsanız bir yerden sonra tıkanıyorsunuz. Tamamen dünya satarsanız bir ülkenin o da sıkıntı oluyor. Yani ben eğer şu anda bir ülke satıyorsam Asya'da sıkıntı çıkıyorsa Afrika'ya satmak zorundayım. Afrika'da sıkıntı oluyorsa Güney Amerika'ya satmak zorundayım. O yüzden de biz ne kadar çok fazla ülkeyi satarsak bizim o kadar riskimiz azalmış oluyor.
dünyanın bir köy haline geldiği şu anda. Evet, global yani, köy. Dünyanın buradan binlerce kilometre ötesinde olan bir hadise bizim buradaki hayatımızı etkiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki yani siz burada bir süreçle mi gelişti bu ihracat serüveni yoksa nasıl oluştu? Şimdi biz genelde mutlaka bir ihracat departmanı kurduk. Burada yabancı dil bilen personelimiz var. Ve biz bunlarla ilgili yurt dışında fuarlara katıldık. Sonra bu ticaret odaları var, sanayi odaları var biliyorsunuz ve özellikle de bazı STK'lar var. Bunlar vasıtasıyla o ülkelere gittik, oradaki insanlara tanıştık. Yani gençlerimiz artık bence o cesaret var onlarda. Onlar bence bizden daha yapıyorlar. Bir şekilde dünyayı dolaşsınlar. Yani kendilerine bir hedef belirlesinler. Hedef ülke belirlesinler ve o hedef ülke ile ilgili oradaki iş yapan firmaları mutlaka bir şekilde bulsunlar ve oralara iletişim kursunlar. Yani bu eskiden daha zordu. Bakın benim çocukluğumda Türkiye'nin ihracatı çok komik rakamlardı. Ve ihracat yapan firma sayısı o kadar çok azdı ki çok büyük bildiğimiz holdingler yapardı sadece. Şu anda çok şükür bütün Türkiye'deki şehirlerimizin hepsinden ihracat yapılıyor şu anda. Yani Türkiye ekonomisi eğer büyüyecekse ben size söyleyeyim mutlaka ihracatla büyüyecek. Evet. Çünkü üretimimiz çok gerçekten iyi seviyede şu anda. Şeyimiz de iyi, iş gücümüz de iyi. Ben bir Rus'la konuşmuştum. Bana şunu demişti. Ya bu Türkiye çok küçük Çin olmuş diyordu. Ne istesem yapılıyor diyordu. Yani yok demiyorlar diyordu. Evet. Ve gerçekten öyle şu anda. Türkiye'de her sektörde üretim çok şükür şu anda yapılıyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. En çok benim zorlandığım nokta bu. Bizim belki bize denk geldi. Yani benim çocukluğumla şu an arasında o kadar çok fazla uçurum var ki. Yani bunu adaptasyonda bazen bizler zorlanmaya başlıyoruz. Çünkü düşünün benim çocukluğumda televizyon yoktu. Ben 8 yaşında televizyon gördüm. Şu anda çok şükür insansız hava araçları, insansız deniz araçları, yapay zekalara geldik şu anda. Yani çok güzel bir konuma geldi ülke. Ama gençlerimiz bence bunu daha fazla ilerletmeli. Şu anda önümüzde açık. Bakın önümüz açık. Her şeyi eğitimde alabiliyorsunuz şu anda. Ülkemiz de devletimiz de bu noktada artık daha fazla bu noktada teşvik ediyorlar şu anda. Yani şu bize örülmüş sosyal medyalarımızı akıllı bir şekilde eğer yönetebilirsek, onlara kendimi çok fazla zaman kaybettirmezsek eğer, biraz daha bence bu noktada gençlerimiz kendilerini geliştirirlerse... Ama ben burada bir araya girmek istiyorum. Şimdi buyurun. Nasıl? Yani bizim toplum olarak, yani doğru bir kelime mi bilmiyorum ama icat çıkartma diye bir lafımız var. Şimdi gencimizin biri bir şey yapmak istiyor. Evet. Şimdi annesi diyor ki, yani girişim bir aklına bir fikir gelmiş, bardak üretecek, bunun imalatını yapacak. Ya oradan babası diyor ki, ya oğlum, ya filanın oğlu bilmem nerede memur olmuş. Annesi diyor ki, şunun oğlu şurada sigortalı çalışıyor işte, şöyle de sosyal hakları var. İşte ya çocuk diyor ki ya ben bunu buldum, geliştireceğim, şöyle yapacağım. Oradan bir başkası ben denedim olmadı, işte şu kadar ton borç kaldı vesaire. Herkesin hayatında benzeri hayat örnekleri yaşamış insanlar var. Şimdi böyle bir ortamda bu genç nasıl yapsın bu girişimci? Abdülkadir kardeşim şöyle söyleyeyim. O söyleyen nesil gitti. Öyle mi? Şu an tam tersi. Kızım icat yap, oğlum icat yap diyen bir anne babaya döndük şu anda. Yani sizin dediğiniz dönem vardı, doğrudur. Engellemeler vardı ama şu anda o dönem bence bitti. Benim kızım şu anda uzay, astroloji, fizik üzerine şu anda okumak istiyor. Hı. Ve ben teşvik ediyorum şu anda. Yani anne babalar şu anda bakın birçok yeni sektörler, yeni şeyler çıktı. Atıyorum işte bilim çıktı mesela şu anda. Hı hı. Bu noktada bence burası çok çabuk doldurulabilir. Dolduruluyor da bence. Ben Uzay Ajansı Başkanı'yla bir dönem görüşmüştüm. Hı hı. Gerçekten ufuk açıcı insanlar gerçekten de. Bakın biz bugün ne yaptık? Türk astronotumuzu uzaya gönderdik değil mi? Yani bunu gurur biz duyduğumuz gurur duyduğumuz bir şey. Biz bunu şu anda daha önceden hayal bile edemezdik değil mi? Bakın çok güzel geliyoruz şu anda. Ama bunun altını doldurmamız lazım. Yani çocuklarımız uzayla ilgili bir şey mi istiyor? İnanın anne babalar bence teşvik etsinler. Yani uzayda da olmamız lazım. Savunma sanayimiz çok güzel gelişiyor. Orada da olmamız lazım. Yapay zeka olmamız lazım. Çok orada da olmamız lazım. Yani çocuklarımız şu anda bence özellikle fen ilimlerinde çok başarılılar ve o noktada çok ilerliyorlar. Ama sadece bence sosyal bilimlerde birazcık daha sıkıntı var. O noktada bence birazcık daha modernleştirmemiz lazım ve geliştirmemiz lazım. Anladım ama ben bu sorumda yine ısrarcıyım Ömer Bey. Niye? Şöyle, şimdi bir tarafta ciddi bir risk var. Evet. Ama diğer tarafta da konfor alanı var.
Yani şimdi memur olduğu zaman ayın 15'inde maaşını alıyor bu adam. İşte bir yerde sigortalı çalıştığında vesaire benzeri bir durum hadise gerçekleşiyor. Ama iş böyle girişimciliğe girdiğinde sonu ucu bucağı belirsiz. Tünelin sonunun nerede olduğu belli değil yani. Bir ışık geliyor ama hani diyor ya o tünelin ışığı mı, karşıdan gelen trenin ışığı mı onu bilmiyoruz. Yani velhasıl kelam şunu demek istiyorum. Yani ben de sizinle aynı kanaatteyim. Girişimciliğin teşvik edilmesi noktasında. Ama ciddi bir toplum baskısı var. Yani bunu pek çok kişiden duymuşsunuzdur benzeri hikayeleri. Evet. Burada bu çakan ışığı, lambayı canlandırmamız için bu ne yapmamız lazım? Yani gençlere, yani sadece gençlerle bazı ederek de söylemeye de gerek yok. Toplumun her kesimi için bu geçerli. Ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim, biz yurt dışına devamlı geziler yaptık. Yani şu ana kadar birçok ülkede gittiğim kadarıyla. Ben Türkiye'deki riski seven, girişimci ruhlu bir millet görmedim. Evet. Çok net söylüyorum ben size. Yani neden bunu söylüyorum? Çünkü o kadar cesaretle ticarete atılıyorlar. Planlama belki yok. Belki öngörü yok. Belki batıyorlar. Söyleyeyim. Sonra bir daha çıkıyorlar. Bir daha giriyorlar. Yani Almanya'da, Avrupa'da bu kadar girişimci bir insan bulamazsınız. Kendisi bir fabrikaya kendisini atar, orada devam eder. Benden çıkan şu anda birçok bizim personelimiz şirket kurdu mesela. Bu gurur verici bir şey. Ben bunu çok benimciyim ve destekliyorum aynı zamanda. Yani bu noktada bence girişimcilik çok bizim genimizde olan bir şey. Sadece burada bir sıkıntı, çok cesaretliyiz. Planlamamızı biraz çok iyi yapamıyoruz. O planlama da eğer yapabilirsek, bir de verimsizliğimiz çok fazla var. O verimsizliği eğer gidebilirsek ben çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu başarımı aynı zamanda Amerika'daki, Batı'daki bazı insana da görüyor. Yani Türkiye yüzü diyor ya Cumhurbaşkanımız. Hı hı. Aynen öyle. Gerçekten de inşallah hep beraber Rabb nasip edecek. Türkiye biz vizyonunu göreceğiz. Çok başarılı yerlere geleceğiz. Bu noktada ben bütün insanımıza ben güveniyorum. Bakın savunma sanayi 50 senedeki yapılanları biz şurada 10 senede çok başarılı bir hale getirdik. Yapabiliyoruz. Yeter ki engellenmeyelim. Evet. Yani engellenmezsek ticarette de çok başarılıyız. Bu mühendislik alanında çok başarılıyız. Yazılımda da çok başarılıyız. Ha konfor alanına gelince bununla ilgili bir tane bana bir savunma sanayinde bir arkadaşımız bahsetti. Yani gençlerimizden ben şu milliyetçilik ruhumuzu mutlaka aynı zamanda yani bu ülkenin sevdalısı olma noktasında daha çok tavsiyede bulunmak istiyorum. Yani bu duyguyu bence kaybetmeyelim. Çok yüksek maaşlara batıdan çok güzel yazılımcılarımıza şeyler geliyor, teklifler geliyor. Konfor alanlarına alacak konforlar geliyor, teklifler geliyor ve yüksek maaşlar geliyor. Bazı gençlerimiz bu noktada maalesef konforuna girip onları kabul ediyorlar. Bulmuş olduğu yazılımdan çok daha kıymetli işler yapacakken. Yani bazen para evet gereklidir. Mutlaka olması gerekir. Ama sadece parayla olmaz bu işler bazen. Orada da biraz bu ülkemizin menfaatine, devletimizin menfaatine, milletimizin menfaatine, aynı zamanda İslam aleminin menfaatine duyguları da eğer hareket edebilirsek bence daha çok fazla faydalı olmuş oluruz. Bu fayda İnanın hem bu dünyada hem de ahirette mutlaka karşılığını Rabbim tarafından verilecektir. Az önce dedik ya yani ticaretteki başarıyı sadece işte çok kazanç sağlam olarak görmememiz lazım. Evet. Bu dediğinizde bunun bir tezahürü. Evet. Peki Ömer Bey, sizin de az önce bahsettik yani her şey güllük gülistanlık gitmiyor işler. Evet. Yani muhtemelen tahmin ediyorum ki sizin de hayatınızda ya keşkeleriniz, şunu yapmasaydım daha iyi olurdu diyeceğiniz, ya da şurada belki daha dikkatli olsaydım daha bugün olumlu neticeler alabilirdim diyeceğiniz hikayeleriniz, hadiseleriniz vardır. Bu noktada bize anlatmak istediğiniz şeyler var mı? Evet. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle ticaret hayatımızda çok kırılganlıklar var. Yani ben şunu söylüyorum. Türkiye'de ticarette başarılı olan bir insan dünyanın her yerinde başarılı olur. Çünkü bir anda bir kriz çıkıyor ve krizde siz kazandığınız her şeyi kaybediyorsunuz veya bir daha sıfırdan başlıyorsunuz. Ben her sabah işime gittiğim zaman diyorum ki bugün ben 100 tane dalgayla mücadele edeceğim. Her dalga bir sıkıntı olarak düşünüyorum bakın. O sırada ben mücadele edeceğim. Bizim irademiz çok güçlü. Sıkıntılar karşısındaki mücadelemiz çok iyi bence. Mücadelemiz çok iyi bence bu noktada.
sıkıntısız hayat yok. Yani öyle çok keyfi... Hiç iflas ettiniz mi? İflas etmedim ama çok sıkıntı dönemler yaşadım. He. Ya bu sıkıntı nasıl yaşadım onu da ben size paylaşayım. Bir kere elinizdekiyle daha fazla bir şeye ne diyelim daha fazla bir sermaye olmadan işe girmemek lazım. Yani burada eğer sizin elinizde belli bir şey varsa, para varsa o paraya kadar bence riske girin. Onun üzerinde giderinizin hepsi sıkıntı var şu anda. Ve bunlar bu noktada bankalar mesela devreye giriyor. Eğer sizin 100 liranız varsa gidip de 200 liralık iş yapmaya çalışıyorsunuz. Düzen onu istiyor çünkü. Ama bu 200 liralık düzende para bankaya bağımlı kalıyorsunuz. Ve bankadan aldığınız paralar size katlana katlana size zaten zarar veriyor faizden dolayı. Ve işin bereketi gidiyor. Ve siz bu işi parayı kazanamıyorsunuz zaten. Yani birazcık bence köle olmamak lazım. Ama işte burada da şartlar öyle değil mi? İşte bak toplum ne diyor? Az önce dedim ya. Yani bu işi yapıyorsan bu işe göre yapacaksın abi diyor. Yani tırnak içerisinde söylüyorum. Yani şimdi öz sermaye yeterliliği olmayıp gerçek hikayesi olan, fikri olan kişi ne yapsın? Yani orada da dediğim gibi önce bence aylık planlar, 3 aylık planlar, yıllık planlamaları mutlaka yapmak gerekiyor. Bunu bütün batak şirketler böyle yapıyor. Sizin bu planlama içerisinde bakın bir kere maliyet muhasebesini bilmiyoruz. Evet. Önce onu bilmemiz lazım. Yani biz bir malımızı ne kadara mal ediyoruz, ne kadar kar koyuyoruz, ne kadar sürede ben buraya geleceğim. Yani burada hedefler, planlamalar, sonra kadroyu buna inandırma, personeli inandırma ve burada da sabır göstermemiz gerekiyor. Yani biz bir anda 1-100 yapmak istiyoruz. Böyle bir şey bence doğru bir şey değil. Yani bu 1'i biz önce 2 yapalım, 2-4 yapalım, sonra yavaş 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 planımızı öyle götürelim. Bir anda büyüyen firmaları ben çok açıkçası tasvip etmiyorum. Doğru bulmuyorum. Hazımsızlık yaratır bu. O yüzden de siz diyelim ki 2000 metrekare bir fabrikanız var. Bunu gidip de 20.000 metrekare yaparsanız bakın onunla da boğuluyorsunuz ve iflas ediyorsunuz. Çünkü onun bir sürü materyalleri var yapmanız gereken, altını doldurmanız gerekiyor. Siz 2'yi büyüttüyseniz ondan sonra 3 yapın ya da 4 yapın en fazla. Ama gidip 20 yapmayın bence. Bu ticaretteki gelir gider konusu çok önemli. Bunu iyi hesaplamak lazım. Öngörüler çok iyi yapmak lazım. Kar marjını çok iyi belirlemek lazım. Rekabet gücünü çok iyi belirlemek lazım. Yani rekabetin çok düşük olan alanlarda çok da ısrar etmemek lazım bazen. Bir de sabırlı olmak lazım. Belki her şeyin başında sabır değil mi? Kesinlikle evet. Bu sabır sadece ticarette değil tabii. İnsanın hayatına olması gereken bir şey. De sizin iş adamı kimliğinizin yanında bir sivil toplum kimliğiniz de var. Bu konuda da yapmış olduğunuz çalışmalar var. Hem iş hayatıyla ilgili hem sosyal çalışmalarla ilgili bu konuda da bize anlatmak istediğiniz şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Biz bu ahilik geleneği vardı bizim biliyorsunuz atalarımızdan gelen bir ahilik geleneği. Biz bu ahilik geleneğini günümüze modernleştirip bir sivil iş adamları derneği kurduk. Uluslararası Ticaretleşme Platformu diye. Burada amacımız şuydu, işte diyelim ki ticareti biz gibi yapan, yani ahilik geleneğine yapan insanları bir araya getirip biz neden birbirimize alışveriş yapıp birbirimizi geliştirmiyoruz? Biz bu noktada her hafta toplantılar yapıyoruz. Oradaki insanları bir araya getiriyoruz. Diyoruz ki bakın ticaretinizi helal yoldan yapın, kesinlikle kimseyi kandırmayın. Bu şekilde yaparsanız ticaretini geliştireceğiz diyoruz. Öyle olunca da şu anda yaklaşık 200'e yakın iş adamı birbirine alışveriş yapıyorlar ve birbirine geliştiriyorlar. Yani ahilikte olduğu gibi herkes birbirinin yardımcı oluyor. Yani örnek vereyim, mesela benim şirketime gümrükçü lazım. Ben diyorum ki gümrükçüme bakın ben senden alışveriş yapacağım ama sen beni kesinlikle kandırmayacaksın. Evet. Nakliyecimi oradan buluyorum. Diğer bütün iş güvenlik uzmanımı oradan buluyorum. Avukatımı oradan buluyorum. Matbaacımı, ambalajımı oradan buluyorum. Herkes birbiriyle böyle ticaret yapmaya başlıyor. Öyle olunca da hani bunu biliyorsunuz önceden masonlar yapıyordu. Masonlar birbirini nasıl geliştiriyorlardı? Birbirine destek olarak geliştiriyorlardı. Neden biz ticaretimizi onlardan daha iyi yapmayalım? O yüzden de ticaret üzerinde bir kurucu başkanlık görevi ben yapmışım. O hala devam ediyor. Orada güzel insanları bir araya getirip hem ticaretlerini geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda bunları yurt dışına açmak istiyoruz. Yurt dışındaki ihracat yaptırmak istiyoruz. Sonra bunların arasında güzel bir gelişme oluyor. İşte ne bileyim
Cenazeleri oluyor mesela. Cenazelerine gidiyoruz mesela. Düğünleri oluyor, düğünlere gidiyoruz. Orada bile güzel bir aile ortamı gibi bir dernek kurduk. Çok da başarılı oldu, devam ediyor. Yani şöyle mi demek lazım? Hani derlerdi ya, söz senettir. Ticarette de söz senettir ifadesinin uygulanacağı bir ortamı oluşturmamız gerekiyor. Evet, bugünümüze biraz çok şey geliyor, ütopik geliyor belki bu kelime. Aynen öyle. Bence söz senettir. Çok önemli şey. Yani verilen söz zaten bence kişinin değil mi şeyini yaratıyor. Yani o kimliğini bence gösteriyor. Burada çekler, senetler falan daha ziyade insanın ağzından çıkan kelime bence hepsinden daha teminat olması gerekiyor. Ticarette öyle güzel gelişmeler var. Bir de bunun haricinde İhya Vakfımız var. İhya Vakfımızda yaklaşık Ankara'da 30 bin metrekare bir külliye yaptık. %95'i bitti. Neredeydi bu? Karapüşük'te. Burada da şunu yapmaya çalışıyorum. Bakın, gençlerimize sahiplenmemiz lazım. Çok sıkıntılı bir gençlik hayatları var biliyorsunuz. Yeniden İslam medeniyetine dönüp bu çocuklarımızı İslam medeniyetine tanıtmamız gerekiyor. Ne yapıyordunuz orada Ömer Bey? Burada şunu yapıyoruz. Gençlerimizi orada alıp eğitiyoruz. Hem sosyal medyada nasıl olmamız gerektiğini söylüyoruz. Sonra ticareti nasıl yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Sonra bu ahlak noktasında, İslami ahlak noktasında onlarla görüşüyoruz. Burası zaten hem yatılı bir yer, hem hafızların yetişeceği bir alan, hem bayanların aktivitelerinin olduğu bir alan. Aynı zamanda burada sempozyumlar yapıyoruz. Güzel bir kütüphanemiz var, başladık şu anda, onu yapıyoruz. Yani birazcık da açıkçası hani bizim kendi toplumumuzun yozlaşmadan, etkilenmeden, eski geleneklerimize dönerek, eski İslam medeniyetine dönerek orada faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Ben de bu vakıfta da aynı zamanda çalışıyorum şu anda. Allah kolaylık versin diyelim. Amin. Allah hayırlı işlerinizde yardımcı olsun. Sağ olun. Değerli seyirciler, programımızın sonuna geldik. Tecrübeyle Sabit programında bu haftaki konuğumuz İksaro Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı değerli Ömer Dağlar Beyefendi'ydi. Önümüzdeki hafta başka bir programda yepyeni bir misafirle evlerinize, ekranlarınıza konuk olmak istiyoruz. Hayırlı günlerle kalın, esen kalın efendim.